Erdoğan Alayumat ve diğer gazetecilerin tamamı Kürt basınından, Kürt medyasından olması yönünden dikkat çekici. Bu süreçte en fazla gözlemlediğimiz şey, iktidarın yılda bir, iki kere veya üç kere belli aralıklarla Kürt gazetecileri veya Kürt basınından gazetecileri gözaltına aldığını ya da işte hukuki işlem yaptığını, sorgu yaptığını görüyoruz. Bu süreci nasıl değerlendiriyoruz? Elbette siyasi sahiplerle yürüyen bir süreç olduğu artık biliniyor. Şöyle, suçlamalarla ilgili iki başlık altında Erdoğan Alayumat değerlendiriliyor. İki başlık altında suçlamalar var. Tek Erdoğan değil, diğer gazetecilerin tamamı da yaptıkları haberler ve telefon kayıtları, telefon konuşmaları, tape kayıtları üzerinden suçlanıyorlar. Bunun dosyasının özelinde bir değerlendirme yapacak olursak, 20 tane haberinin dosyaya suçlama olarak koyulduğunu görüyoruz. Bu 20 haberin 2 tane ortak özelliği var. Birincisi, bu haberler Mezopotamya Ajansı'nda çıkmış. İkincisi, bu haberlerde 3 kelime geçiyor. Öcalan, İmralı ve Tecrit. Bu 3 haberinin geçtiği bütün kaynakları alıp dosyaya suçlama konusu olarak koymuşlar. Ve dosyada suçlama konusu edilen iki konu var. Birincisi Erdoğan'ın tape kayıtları, yani Erdoğan'ın telefonu dinlenmiş. İkincisi de dosyada yapmış olduğu haberler. Bu tape kayıtlarına bakıldığında tamamen 5 tape kaydı var. Biz bugün sizle görüşmek üzere nasıl haberleştik? İşte ben ofisteyim, siz de kalktınız, geldiniz, röportaj yapacağız. Erdoğan da röportaj yapmak üzere ya da işte ödül aldığı bir haber var. 2020 yılında Erdoğan Musa Anter gazetecilik ödüllerinden Türkçe haber dalında birincilik alıyor. Kilyos, İstanbul Kilyos mezarlığındaki kaldırımlara Bitlis'teki kemiklerin gömüldüğünü haberleştiriyor. Bununla ilgili bir belgeselci gazeteci arkadaşıyla yapmış olduğu konuşma var dosyada suçlama konusu yapılan. Burada Erdoğan tamamen arkadaşıyla bu belgeseli, ödül aldığı belgeseli, ödül aldığı haberin belgeselini nasıl çekebilirim diye bir belgeselci arkadaşıyla konuşma var. Zaten dosyada 5 sayfa, ifade 12 sayfa, 5 sayfası bu konuşmadan ibaret. Bu belgeseli nasıl çekebilirim, kimden fikir alalım, nasıl bir kurgu yaparım gibi bir konuşmayı dosyaya savcı, emniyet suçlama konusu olarak koymuş. Şimdi şöyle, birincisi eğer Mezopotamya Ajansı'nda çalışmak suçsa bu Anayasa Mahkemesi'nin birçok kararıyla Mezopotamya Ajansı'nda çalışmanın suç olmadığının tespiti var. Hukuk uygulansaydı bu gazetecilerin hiçbiri tutuklanmayacaktı. Çünkü tamamı basın faaliyeti, tamamı gazetecilik yapmalarından kaynaklı suçlamalar. Elbette bu konularda haber yapmak suç değil. Kamuoyunu ilgilendiren her türlü konuda gazeteci haber yapabilir, yapmalıdır. Gazetecilerin içerideyken cezaevi ziyareti yaptığımda hem Erdoğan'ı hem Esra'yı hem gazetecilerin dosyasına baktığım için cezaevindeki gazetecileri ziyaret ettiğimde en fazla motive oldukları şey onların onlarla bir dayanışmanın sürüp sürmediği konusunda motive oluyorlar. Bu dayanışmayı bitirmemeliyiz. Bugün gazeteciler alınıyor, yarın avukatlar alınıyor, yarın hakikati, gerçeği söyleyen tüm insanlar alınabiliyor. Bu yüzden siyasi sahiplerle yürüyen tüm soruşturmalarda doğrunun, hakikatin çevresinde olup mağdurla dayanışmak gerektiğini düşünüyorum.